Kızılcagül TV'nin sevgili izleyenleri, bugün Valör Sanat Galerisi'ndeyiz. Bilebildiğimiz kadarıyla Ankara'nın, belki de ülkenin köklü sanat galerilerinden biri. Serpil Güvendik Hanımefendi ile beraberiz. Buranın sanat yönetmenliğini yapıyor. Burada 15 Nisan Dünya Sanat Günü bağlamında oluşturulmuş bir sergi var. Genç kuşak sanatçı arkadaşlarımızın da ürünleri var. Daha çok onları ön plana çıkarma adına bu galeriyi ziyaret kararı almıştık. Evet Serpil Hanım, nasıl bir sergi bu? Nasıl oluştu? Bir fikir projesi olduğu anlaşılıyor. Şimdi şöyle, geçen sene pandemi olayında hepimiz eve kapanınca böyle ressam arkadaşlarımız 15 Nisan sanat etkinlikleri Türkiye'de 11. yılında çok güzel. Bilinen de bir şey değil. Henüz değil. Evet. Mesela hani bu işi yapanlar bile ya öyle bir gün mü varmış hani dediler bize. Ben o zaman online yapmıştım. Daha küçük işler yapmıştım. Daha sonra ressam arkadaşımız var. Uludağ Üniversitesi'nde grafik tasarımda öğretim görevlisi Erkin Keskin. Hı hı. Resmi var mı burada? Resmi var burada. Öndeyiz. Evet, önündeyiz. Tam güzel. Da. Ve yine Süleyman Demirel Üniversitesi'nde heykeltıraş bölümünde İzzet Temel'le böyle bir konuşmamız oldu. Nasıl yaparız? Böyle bir proje yapalım istedik. Hı hı. Onu online yapmıştık. Şimdi şartlar biraz daha şey yok, galeriler açılınca sergi yapalım. Ama genç sanatçılar da olsun. Hı hı. Hani yine hocaların da olsun, genç sanatçıların olsun. Onları yüreklendirelim. Artık böyle kalıplaşmış bazı sanatçılar oluyor. Ben bir farkındalık yaratalım. Genç sanatçılara da fırsat verelim. Duvarda onların eserleri de sergilensin adına. İstediğiniz böyle, kaç sanatçı katıldı bu etkinliğe? Ya 26 tane sanatçı var. Yaklaşık 60 resim görünüyor. 60 resim var. Kağıt üzerine ne sergimizin ismi? Güzel, ilginç. İlk önce böyle başladık. Kağıt güzel. Üzerine ne? Çünkü buradaki işler 50'ye 40. Kağıt üzerine herkes kendi tarzını... Aynı boyutta. Hepsi aynı boyutta. Güzel. Ve herkes kendi tarzını belirlemek adına böyle bir iş yapalım dedik ama çok keyifli ve güzel oldu. Herkesin de bilgisini... Kağıt tercihinizin arka planında başka bir zihni sinir bir proje var gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani devamlı tuval... Hani sergiler oluyor. Güzel. Şimdi nasıl bir farkındalık olabilir? İşte kağıt olsun. Peki. Bu kağıtın üzerinde arkadaşlar kendi işlerini nasıl çıkaracak? Bunda heyecanlanan, bu işi yapamayacağım diyen kişiler de olup daha çok gayret ve çaba sarf ederek çok güzel şeyler çıkardılar. Çünkü ben buradaki birçok sanatçıyı da böyle nasıl yani falan oldu. Çünkü hocam, 23 yıldır ama, bu işi yapıyorum ben. Ama burada bu ressamların ressamı... Baba ressamlar, baba heykeltıraşlar var. Burhan Alkar, Alkar var. Evet, anıt heykelleri yapan. Değil mi? Ankara'da da çok heykeli aynen, var. Evet. Sakarya'da zaten tabii. İlk baştaki evet. Şeyi, heykeli o var. İşte Vedat Hazneci hocamız var. Adnan Turan'ın da şeyi olmuş, öğrencisi olmuş. Merzifon'da yaşıyor. Hı hı. Ondan sonra yine burada hani çok değerli... Hani sanatçılarımız var. Ben böyle bir proje galerimizde olduğu için çok mutluyum ve bunu her yıl büyüterek ama daha farklı şeyler yaparak bir şeye getirmek istiyorum. Böyle klasik bir şey olsun galerimizin. Bir de kağıttan üretiliyor olması o resme ulaşılabilirliği kolaylaştıran bir faktör mü? Şimdi şöyle tabii hani tuval şeyi daha farklı. Hı hı. Şimdi kağıt işler olduğu için şeyi ekonomik anlamda da hani biraz daha öyle fiyatları midir? Aslında ha. Öyle değil. Aslında değil. Değil. Ressamın bir şeyi var. Aslında evet. Öyle değil. Değil. Çok duaya çok büyük ressamların kağıt olan işlerini fiyatlarını da biliyoruz. Hani ne olduğunu. Ya küçücük bir şeye yapıştırılmış bir şey gibi bir eski çizimi karşılığı yok. Aynen. Evet. Ama biz hani istedik ki herkesin evine orijinal bir şey girsin. Hı hı, hani böyle güzel. Baskılar yerine. Benim zaten hani bunu herkes söylüyordur ama ben 23 yıldır hep söylüyorum. Bütün duvarlar orijinal bir tabloyu hak ediyor evde. Değil mi? Değil mi? Yani keyifle karşısında bir kahvesini içip, çayını içip onun üzerine sohbet etmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü ya ben bu işi yaptığımdan dolayı olsa gerek
Ben bir yere gittiğim zaman, duvarda bir şey görmediğim zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Değil mi? Biraz da şeyi, Burhan Hoca'nın resimlerine de bakalım mı? Hatta tabii, burada öğrencisini de öğrenci görüyorum. Öğrenci İzzet Temel var. Tamam. Dikkat ettiyseniz oradaki heykelle onu yapmış olduğu eskiz aynı. Bize anlatın o resmi hocam. Evet, Burhan Hoca'nın resminin önündeyiz. Evet. Yine bir heykel tarzı var, değil mi? Desen çalışması. Evet. Zaten böyle desenlerle başlıyor her şey. İlk önce hani bunların eskizleri çizilip, desenler yapılıp, daha sonra işte bazı sanatçılar tabloya o resimlerini şey yapıyorlar. Hoca da ilk önce desenlerini böyle çizip, daha sonra işte onları kalıp hale getirip heykellerini yapıyor diye düşünüyorum öyle. Doğru düşünüyorsunuz. Evet. Doğru düşünüyorsunuz. Hoca yanılmıyorsam 90'lı yaşlarını sürüyor değil mi? Evet. Ve hala çalışıyor, atölyesine gidiyor. Evet, ama şimdi koronadan dolayı çok şey yapamıyor ama... Covid'den dolayı. Özür dilerim. Kolera günleri. Güzel bir koku, kolera günleri evet. Gibi ama. Doğru söylüyorsunuz. Ama şey, hala heyecan iş bitmiyor sanatçıların. Güzel, peki. Merve'cim biraz şeye doğru evrilelim. Burada İzzet Temel var. Burhan Hoca'nın, Alkar'ın öğrencisi. Burhan Hoca'nın öğrencisi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de heykel bölümünde kendisi. Hı-hı. Burada da dikkat ettiyseniz ilk önce bu eskizi çizip, daha sonra bu şeyine, heykeline bronz hale dökmüş. Böyle çok şık bir şey oldu. Çok güzel. Çok keyifli bir şey oldu, evet. Çok güzel. Evet, yani bunun kat ettiği yolu anlamak açısından da ilginç. Çok ilginç. Yani önce böyle, sonra bu buradan hallere. Bu şekilde gelmiş iki boyutta, gibi. Tek boyuttan. Hatta iki boyuttan üç boyuta geçmiş. Müthiş. Burada evet. Özel olarak altını çizmek istediğiniz başka genç ressam, kuşaktan ressamlar kimin resmini anlatalım? Şimdi şöyle bir şey var. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. O çok farklı bir şey. Çok güzel. Büyük emekleri oldu. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar katıldıkları için ama böyle tabii beni böyle gördüğümde şok geçirdiğim şeyler oldu. 23 yıldır bu işi yapıyorum. Beni daha çok heyecanlandırdı. Evet, mesela, sizi şaşırtan genç ressamın Adem Aksunoğlu. Hı-hı. Bayıldım ben buna. Çünkü bir kağıtta ne kadar bu kadar gerçekçi yapılır. Böyle şeylerine kadar, hani atların kirpiklerine kadar çok büyük bir emek ve kağıtta bunun olması da ayrı bir emek. Ben bunu gördüğümde gerçekten hani böyle vuruldum diyebilirim buna. İşte burada grafiker arkadaşlarımız var, başka. Hepsinin tarzı çok çok farklı ama bu beni çok etkiledi. Onun gibi Leyla Yüksel diye karşıda hanımefendinin resimleri de beni evet, şey yaptı, dilerseniz etkiledi. O resmi de yakından görelim. Burada yine böyle Yaprak Kurtoğlu. Güzel. Evet. Eserleri. Çok etkili, çok sevdiğim bir arkadaşım zaten. Devamlı da şey resimlerini şey yapıyoruz. Galerimizde olan bir sanatçımız. Evet, iki Leyla'nın arasındayız. Evet. Leyla Afacan Kodaman ve Leyla Yüksel. Yüksel. Bunlar Leyla, genç kuşak arkadaşlarımız. Leyla Afacan Kodaman o da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin resim bölümünde öğretim görevlisi. Güzel. Şeyde yaşıyor, Isparta'da yaşıyor. Leyla Yüksel de bu resmi çok etkiledi. Hı hı. Beni böyle içine şey yaptı, aldı diyebilirim. Hani çok şey yaptım, hani böyle izlemekten keyif aldığım şeylerden birisi oldu, resimlerden birisi. Yine burada o kadar büyük bir emek var ki, Ali Kurşun. Evet. Şimdi tek tek incelediğim kara kalem, zaman değil tabii mi? Kara kalem çalışması büyük bir emek, büyük bir sabır. Hani böyle kağıt üzerine iş yapalım, bunu böyle basit bir şekilde yapalım da sergiye koyalım, hiç kimse yapmadı. Herkes büyük 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 emekler verdi. Evet, yağlı boya da yapıldı kağıdın üstüne. Kağıdın üzerine yağlı boya, karışık teknik, biraz önce Erkin Keskin'den bahsetmiştik. Evet. Ben Erkin'in işleri galerimizde var, hani bizim sanatçılarımızdan. Erkin'i görünce ben telefon açtım ona. Hani sen ne yaptın bu kağıt üzerine dedim. Çünkü Erkin'in işleri de zor işler. Yakma tekniğiyle yapıyor. Yağlı boya yakma tekniğiyle yapıyor. O tekniğin aynısını kağıtta da uyguladı. Çok etkin ve hoş bir şey oldu. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.
Yani ben çok teşekkür ederim. 15 Nisan'a bize ilişkin. Zaman ayırdık. Estağfurullah, ne güzel. Için. Yani Kızılca Gün TV bu tür etkinlikler için var. Ankara'da ne oluyorsa en azından biz haberdar olmak, sonra da izleyenlerimizi haberdar etmek istiyoruz zaten. Hep olsun yani, bunlar çoğalsın, evet, ki evet, bizler de sesimizi duyurabilelim. Arkadaşlarımızın, evet, eserlerini herkes görsün. Evet. Bence de bu programı izleyen, resim seven dostlarımızın buraya geleceklerini düşünüyorum. Burası seve Yıldız, seve. Yıldız'da. Burası Çankaya, evet, bölgesindeyiz. Şehit, hı-hı, Mustafa Doğan Sokak 84'e, evet, B Valor Sanat Galerisi. Evet, Valor Sanat Galerisi diye dediklerinde zaten kolayca ulaşacaklardır. Tabii. Peki, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, bir başka programda yeniden buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.